Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz ve ağırladınız. Ekip adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ben röportajıma öncelikle Sercan Bey'i tanımakla başlamak istiyorum. İşletmeden bahsetmeden önce sizleri tanıyalım, sektörle tanışmanız. Ben 91 yılında İstanbul doğumluyum. Sektöre babam ve dedemden gelen üçüncü nesiliz. Yani doğuştan sektöre giriş yaptık diyebilirim ama faal olarak 10 yıldır. Hani çıraklıkla mı başladık aslında? Aynen öyle. Çıraklıkla başladık. Ondan sonra tabii belirli görevleri aldık. 10 yıldır sektörde faal olarak bu sektördeyim. Firmadayız. Bu şekilde. Bu şekilde. Buradan da babaya da selamlarımızı gönderelim. Destekleri, emekleri. Aynen öyle. Her zaman bize yol oldu. Şüphesiz büyüktür. Gerek tabii tecrübesiyle, gerek tabii arkanızda durmasıyla diyerek aynen, aynen hatırlatalım. Bunu es geçmeyelim. Aynen. Biraz tanıyalım. Güven Civata'dayız. Şu an kaç yılında kurduk? Burada neler yapıyoruz? Firmayı Güven Civata resmi olarak 1977 yılında kuruldu. Ancak daha eskiye dayanıyor ama resmi belgeleri olmadığı için 77 kurumluyuz diyoruz. Üçüncü kuşağız. Ürünlerde neler var peki? Biz üçüncü kuşak olarak mobilya sektörüne yönelmiş bir firmayız. Güven Civata 2008 itibariyle tamamen mobilya sektöründe, mobilya yan sanayi sektörüne hizmet vermekte. Ürettiği ürün grupları ve topladığı ürünlerle birlikte, ithal ettiğimiz ürünler de var tabii ki, tamamen bir mobilyada kullanılan bağlantı elemanlarının hepsi mevcut. 7000 tane stok kartı var. Bunun 7000'in 5000'i faal şekilde sürekli dönüşümde olan ürünler. Dediğim gibi bir mobilyada kullanılan tüm bağlantı elemanları A'dan mevcut. A'dan Z diyebiliriz evet aslında. Zor bir iş yapıyorsunuz. Hizmet sektörü zordur çünkü. Hani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet. Yaşıyorsunuzdur, uzun yıllardır piyasadasınız. Siz hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz peki? Olmazsa olmazlar nelerdir? Şimdi bizim hizmet verirken diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerimiz, dediğim gibi, çok fazla stok çeşitliliği olması. Bir mobilya fabrikasında kullanılabilecek her türlü bağlantı elemanı bizim stoklarımızda mevcut. Siparişler stoktan çıkış olduğu için maksimum 3-5 gün içerisinde sevk ediliyor. Diğer firmalardan ayıran başlıca unsurlar da bu. Dediğim gibi en büyük özelliğimiz çeşitliliğimiz. Türkiye'de üretilmeyen bir ürün olduğunda bile ithal edip o ürünü stoklarımızda bulunduruyoruz. Hani yok yok deriz ya. Aynen öyle. Bir mobilya ile alakalı kullanabilecek her şey mevcut. Evet, ama çok da severek yapıyorsunuz mesleğinizi. Tabii ki. Bence sizin en büyük başarınızın sırlarından biri bu. Yaşıyorsunuz yani mesleği. Evet. Mesleğe birazcık aşığız. Dediğim gibi küçük çıraklıktan geldiğimiz için dört elle sarılıyoruz. Değil mi? Ya bunlar önemli konular. Evet. Çünkü gerçi en büyük de çok büyük avantajlarını yaşamışsınızdır ve hala yaşıyorsunuz. Tabii. Bence. Tabii ki. Aynen evet öyle. Fuar nasıl geçiyor? Bugün fuarın ilk günü ve kalabalık, yoğun bir fuar. Biraz görüşlerinizi alalım fuar hakkında. Fuar sektörün en büyük fuarı. Bunun Almanya'da ve Çin'de benzer fuarları oluyor. Türkiye'deki en büyük, en çaplı fuarı. Yurt dışından katılımcısı çok fazla oluyor. O yüzden tabii ki biraz yoğun geçiyor. Daha fuarın biraz başındayız ama ona rağmen gayet iyi. Gayet yoğun. Tabii fuarın bu dönüşler de belli olacak. Çünkü bir iki haftalık periyot da oluyor fuar sonrasında. Tabii ki. Ya bu fuarlar dediğim gibi tam sektörün ana fuarları olduğu için tam anlamıyla nokta atışı dediğimiz müşteriler geliyor. Yani fuar sonrasında tabii daha detaylı. Fuar amacına ulaşıyor aslında. Tabii ki, kesinlikle. Fuar tam bizim yaptığımız işin fuarı. Evet, ve ciddi bir profesyonel kadronuz var. Alanlarında uzman arkadaşlar. Biraz ekipten bahsedelim mi? Evet. Bu iş ekip, iş ekip olmadan da olmuyor. Tabii ki, aynen öyle. Bizim ekibimiz aslında bakıldığı zaman çok genç. Ama hepsi benim gibi çıraklıktan gelme. Hepsi içten yetişme. Üretimden gelip satış noktasına kadar gelen arkadaşlar. O yüzden ekiple alakalı hiçbir problemimiz yok. Gayet işini bilen genç ve dinamik bir ekibiz. Şunu hissettim ben, bu alt tabakadan gelmeden üste çıkılmıyor sanırım. Sizin şirket politikanızda bu var. Aynen öyle. Hemen hemen hepimiz aynı şekildeyiz. O taban görülüyor tabii, yani mutlaka. O taban mecbur görülmesi gerekiyor. İşin mutfağı deriz ya. Tabii. Bir kere bir eller yağlanması gerekiyor. Eller yağlanacak. Peki buraları hayal ediyor muydunuz? Hani dedik ya röportajın başında, çekirdekten yetiştik. Evet, ama buraları hayal ediyor muydunuz? Hani bundan sonra neler olacak sizler için? Şöyle, ben sektöre ilk başladığımda direkt satışla başladım. Yani şirkete geldiğimde, ticarete başladığımda direkt pazarlamayla başladım. O yüzden birçok şeyi hayal edebiliyordum. Tabii çevremizde de bağlantılı olduğumuz firmalarla da karşılıklı görüş
halinde. Sektörde buraları hayal ediyorduk. Daha da fazlasını hayal ediyoruz. İnşallah oralara da geleceğiz. Ama hiç bitmeyecek değil mi bu hedef? Bitmez, yok. Sürekli her gün yeni bir iyileştirme, imalatta, stokta, depoda, sevkiyatta, yönetimde, tahsilatta, finansta. Her gün hemen hemen bir iyileştirmeyle sürekli, yani benim sürekli uğraştığım konu o. Her bir noktaya yeni bir iyileştirme. Çünkü teknoloji de gelişiyor sürekli. Tabii ki otomasyon, 4.0 üretim, bunlara da çok dikkat ediyoruz. Yakından takip ediyoruz. Üretim bu işte, özellikle civata sektöründe üretim en büyük proses. Üretim ülkemiz için çok. Üretim demek istihdam demek. Tabii ki, aynen öyle. Yani bu bir gerçek. Yani yurt dışı pazarında da özellikle bu önemli. Yani Güven Civata yurt dışında farklı bir gurur duyuyorsunuzdur markanızın orada olması. Tabii ki. Birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Evet. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz bir yolda başarılı diyelim o zaman teşekkür sizlere. Teşekkür ediyoruz. Buradan artık son sözlerinizi alır mı? Buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Misafirlerimize, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, sağ olsunlar. Evet. Biz de onlara elimizden geldiğince ağırlayıp misafir etmeye çalışıyoruz. Biz de herkesi buraya davet edelim o zaman. Tabii ki. Herkesi bekliyoruz sonra. Bir çay kahve içmeye en azından. Aynen, her şeyi ticaret edelim. Bu da bir gerçek. Çay gelsinler. Kahve içmeye herkesi bekleriz. Ürünlerimizi görsünler. Tabii yaptıklarımızı ki ve yapacak olduklarımızı burada sizlerin ağızlarına anlesinler. Aynen öyle. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum Sercan Bey. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın da devamını diliyorum. İnşallah. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkürler. Sağ olun.